Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ekonomi basınıyla yaptığı buluşmada önemli açıklamalarda bulundu. Futbol AŞ'nin bu yılki toplam giderinin 646 milyon lira, maaşlarınsa 502 milyon lira olduğunu ifade eden Koç, maaşların önümüzdeki sezon %20 inmesi lazım. Bizden beklenen euro bazında 40-45 milyon eurolara bir şekilde inmemiz. Bu hem kolay hem zor. 40-45'te Türk takımları Avrupa'da mücadele edebilir mi? Portekiz ve Hollanda kulüpleri gibi devamlı oyuncu ihraç ederseniz olabilir. Bunun için de kafaların değişmesi lazım. Türkiye Futbol Federasyonu ile mutabık kaldık. Devam edecekti, sonradan kademeli olarak inecekti. Federasyon size bu işi zorlaştırıyor. Tamam, yerli oynatalım, altyapıdan oyuncu yetiştirelim ama bu sınırı indirmek de olmuyor. Federasyon kime çalıştığını, kimin çıkarları için çalıştığını anlamalı. Gerekirse kulüpler ilk hafta maçına çıkmamalı. İsteklerimizi göz ardı etmemeliler. Bizim patronumuz olmadığını, bizim çıkarlarımız için bu sektörü yönettiğini anlamalı, dedi. Yabancı kriterinde sayıya bakmanın çok yanlış olduğunu vurgulayan Fenerbahçe Başkanı, 30 yaş üstü yabancı transfer edemezsiniz diyelim, kalitesine sınırlama getirelim. En yaşlı yabancıların transfer olduğu ülke biziz. Pelkas gibi, Zalai gibi modellere dönmemiz lazım. Bunun konusunda da değinen Ali Koç, çok iyi bir yabancı hoca planımız vardı. Deneyimli bir hoca ve Emre'nin de onun altında çalışması düşüncem vardı. Emre buna sıcak bakmadı. Şimdi yeniden yabancı hoca arayışımız var. 28 şampiyonun 16'sını yabancı hocalarla almışız. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz, dedi. Sarı Lacivertli Kulübün Başkanı transfere dair ise, iyi bir kadromuz var. Takımımızın %70'i hazır. Mecbur kalmadıkça, çok iyi teklif gelmedikçe oyuncu satmayı düşünmüyoruz. Ama cazip teklifler de geliyor. 4-5 nokta atışı transfer yapmamız lazım. Oyuncuları elden çıkarmamız da gerekiyor, ifadelerini kullandı. Evet, Ali Koç'un açıklamalarını dinledik. Tabii özellikle kulüplerin bu yabancı oyuncu konusu, limitler konusuyla ilgili tavrı ortak ve net. Ve Ali Koç'un da bununla ilgili görüşleri var ki zaman zaman Ali Koç'un bu tarz düşünce beyanları bütün kulüpleri de etkileyebiliyor. Bekliyor musunuz böyle bir şey? İlk hafta maça çıkmamalı gibi bir çağrıda da bulundu. Çok enteresan bir çağrı. Yani Türkiye Futbol Federasyonu zaten bu limitler konusu, efendime söyleyeyim, transfer yabancı sayısı, bu gibi konular tabii Türk futbolcusunun, Türk futbolunun tabii önünü aşma üzerine, başlığı altında konuşulan konular. Herkes tabii ki ister. Fakat geçmiş dönemden, şimdiki başkanları çıkıp dese ki o zaman eski federasyonlar da bunun önünü aşmasaydı, biz de rahat rahat yönetseydik bu kulüpleri diyebilirler. Tabii geçmiş dönemin acısını yaşıyorlar şu an. Evet. Bütün kulüpler geçmiş dönemlerin acısını yaşıyorlar. Neler yapıldı, neden bu hatalar yapıldı, onun üzerinde zaten artık konuşmanın bir anlamı kalmadı. Ortada bir gerçek var, biliniyor neden olduğunu. Ben hep bir örnek veririm. Mehmet Topuz transferi. Evet. Yerli futbolcunun piyasasını çok yukarıya çekti. Yani elbette yetenekli oyuncuya iyi paralar verilir ama çok sıradan futbolcular da çok büyük paralar ve TL'den de Euro'ya döndü, dolara döndü. Piyasa değişti. Piyasa alt üst oldu. Dolayısıyla bir rekabet. Hiç kimse, hani 3 kulüp mesela, 4 kulüp, 5 kulüp bir araya gelip ya biz ne yapıyoruz demediler hiçbir zaman. Onları zamanında deselerdi bu sıkıntı olmazdı. Yarış yaptılar bile. Yarış. Ama sen benim patronum değilsin. İş oraya doğru gidince daha büyük bir çıkmaza gireriz. Çok daha büyük bir çıkmaza gireriz. Burada tabii ki Futbol Federasyonu'nun kulüpleri daha da güçlendirmesi lazım. Ama Ali Bey ve diğer başkanların da bir hatası var. Biz bu bütçelerle Avrupa'da diğerleriyle nasıl yarışacağız? Şunu kafamızdan çıkaralım. Bizim Avrupa'da büyük dev kulüplerle yarışmak gibi bir hırsımız olmamalı bir süre. Bir süre. Bizim sadece Portekiz gibi, hatta Hollanda gibi, işte Ajax bir örneği bunun. Onlar gibi üretim futboluna geçmemiz lazım. Ya üreteceksin. Hoca üreteceksin. Oyuncu, futbolcu, kaleci, analizci, sportif direktör, scout üreteceksin. Niye bu kadar iyi kaleciler çıkıyor bizde yavaş yavaş? Çünkü bunun temeli çok önceden atıldı. İyi kaleci antrenörleri yetiştiriyorlar. Rasim Kara Hoca'nın çok büyük emeği var bu işlerde. Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Ne yaptılar? Bir plan, bir program. Sen de artık bunu yapacaksın. TFF olarak, kulüpler olarak. Ben orada nasıl yarışacağım diye gelirsem, ben federasyon başkanı olsam, bir dakika, senin artık görevin orada yarışmak değil bir süre. Biz bir süre futbolcu üreteceğiz, futbolu geliştireceğiz, tesisleşmeye gideceğiz. Onu yapacağız, bunu yapacağız. Sende tesis yokken, senin altyapın yokken ben gidip Avrupa'nın dev kulüpleriyle yarışım diyemezsin.
Boğulursun. Onları zaten önüne kalamazsın ki. Şimdi bu limitlerle ilgili her sene de aynı bir şey çıkıyor yani. Şimdi Fenerbahçe'ye baktım. Hakikaten Ali Sayın Başkan'ın da haberini izlerken Perotti, Mesut, İrfan, Hakan, Sosa, Samatta, Tisiran, Sisse, Pelkas, Çok. Salahi, Mamadiyam. Abi almışsın zaten. Daha ne alacaksın da var da bir sürü oyuncu almışsın. Limit doğru. Olsun da. Hocam bunun iki sonunda. Tane takım saydın ha. Vallahi burada şimdi o i̇ki haberi izlerken bir dedim Fenerbahçe'nin kadrosunu yapayım. Diyor tamam ki 4-5 transfer nokta transfer yapacağız diyor. Oyuncularla ilgili de cazip bir teklif gelmezse göndermeyeceğim diyor. Fenerbahçe'nin o zaman bu oyuncuların bütçesi de Fenerbahçe bir de bütçeyi düşüreceğini söylüyor Sayın Başkanım orada. Şimdi tabii ki burada limitlerin limitlerle ilgili her kulüpte bununla ilgili böyle bir şikayet içerisinde. Federasyon belli bir limit veriyor. O limit içerisinde niye takımlar kendini bir şekilde yeterlilik görmüyor da o limitin üzerinden transfer yapmayı düşünmüyor da hep bu limiti aşalım, limiti aşalım, limiti aşalım. Niye bu düşünce içerisine giriliyor? Almışsın işte başkanım. Saydık ya kaç tane oyuncu almışsın geçen sene. Bu işler falan limiti aşarak çok oyuncuyu transfer ederek bu işleri başaramazsın ki. Serdar doğru söylüyor. Ben Real Madrid'de Barcelona'yla Bayern Münih'le nasıl yarışayım ya? Bu önce senin burada bir harmanlaman lazım. Senin bütün oyuncuların yeni transfer ve bu oyuncularla başarılı olamadın. Bu kadar para ödemene rağmen, bu kadar transfer bütçesini yapmana ve ayırmana rağmen bir şey başaramadın. Mi İbrahim Hoca? Galatasaray UEFA Kupası'nı aldığında yemin ediyorum Şampiyonlar Ligi gibi takımlarla oynadı o dönem. Evet. 3 yabancı vardı kadroda. Evet. Tamamen yerli üretim futbolunun ürünüyle kazandılar. 3 yabancı da adam gibi yabancılardı. Futbol mecazi anlamda söylüyorum. Kaliteli yabancılar. Taparel, Hacı, Popescu. Popescu. Omurga. Evet. 3 yabancı da. Burada da yani ben işte limit, yabancı sayısı, ben nasıl yarışacağım? Yerli oyuncunla yarış. Milli takım. Fransa'yı yendi. Hollanda'yı boğdu. Yani dünyanın en iyi iki tane forvetleri, yani dünyanın en iyi forvetlerinden iki tanesini kadrosunda bulunduran, ilk 11'inde bulunduran Norveç'i dağıttın. O çocuklar Türk değil mi abi? Doğru. Biraz da kendi oyuncumuzu ama üretip yarışabilirsin. Altyapıda da iyice bir değer vermen lazım. Şimdi Türk oyuncu X bir yere gidiyorsun. Genç oyuncu. Tamam baba genç oyuncuyu kazanalım. Bana da bir süre ver. Bana da bir 200 sene süre ver. Vermiyorsun. Tabii. Genç oyuncu oynattığın zaman 5-6 hafta kötü gittiğim zaman hemen zaten dedikodular başlıyor. Evet. Aa yapamadı. Ama ben genç oyuncu oynattım Sayın Başkanım. Yok diyor genç oyuncu oynattın ama takım kötü sonuç alıyor. Sen diyor değiştirmemiz lazım. Ama ben iki tane oyuncu çıkarttım. Yok diyor. Tabii hocalar da bu sefer o riski almak için biraz daha inceleyip sık dokuyorlar. Acaba diyorlar inandığın oyuncu oynatırsan. Yine yani Bursaspor'da falan şimdiki Bursa'ya baktığınız zaman evet zorunluluktan bazı oyuncular ön plana çıktı ama genç demek ki varmış hocam. Var o yetenek vardı. Benim dönemimde Ali Akmanlar, Buraklar, Burak Kapacaklar çok önemli oyuncular vardı. Yavaş yavaş bu oyuncular yukarıya doğru çıkmaya başladı. Sonuna kadar katılıyorum. Bu oyunculara önce bir fırsat verirken teknik adama da o toleransı ver, o süreyi ver. Adamı 2-3 maç kötü sonuç aldığı zaman hemen gönderme zihniyetine bürünme. O da bir kendini göstersin o genç oyuncularla. Tabii ki. Şimdi genç altyapı diyorsun. Altyapıyla ilgili nasıl olacak altyapıyla ilgili? Önce bir scout ekibi kuracaksın. Altyapıdaki Türkiye genelindeki genç oyuncuları tarayacaksın. Onları getireceksin. Onları besleyeceksin. Onlara barınmayı yapacaksın. Konaklayacaksın. Hocalara, oradaki hocalara. Ya 2 milyon asgari ücretle oradaki hoca ne yapsın ya? Günde 2 tane, 3 tane antrenman yapıyor adam ne yapsın? Ver bakayım adama orada 2000, 3000, 5000 euro da adam sabahtan akşama kadar orada kafayı yorsun bir şekilde. O da yukarıya altyapıdaki hocalarımızın en önemli maddiyattan ziyade gurur duydukları bir şey vardır. Kendi yetiştirdikleri altyapıdaki oyuncuları A takıma çıkarttığı zaman ve orada oynadıkları zaman ben şahidim ağlayan hocalar var. Tabii tabii canım. Altyapıdaki hocalar. Onlar bununla mutlu oluyor, bununla gurur duyuyor. Evet maddiyat belki bu insanların da aileleri var.
yükseltmek gerekiyor, biraz iyileştirmek gerekiyor ama maddiyattan ziyade o işte ben bu oyuncuyu altyapıda eğittim, A takıma çıktı, önemli işler yaptı, önemli başarılar yakaladı dediğin zaman o hoca gurur duyuyor işte altyapıdaki hocalar. Ama o hocalara da destek vermek lazım. O hocalara da sahip çıkmak lazım. Ben iddia ediyorum bir kere altyapıya gidip de idmanı izlemeyen insanlar da var, başkanlar da var. Evet, yok var mu? Şimdi Ali Koç diyor ki başarı soruluyor ona. Kendime sportif olarak 10 üzerinden 6, ekonomik olarak 10 üzerinden 8 veririm diyor. Sizin vereceğiniz notu merak ediyorum. Aynı. Benim. Aynı. Katılıyorum. Yani dediği doğru, güzel. Kendine hakkaniyetli bir not vermiş. Yani sınıfta kalmadı konusunda ifadeleri güzel, doğru. Hakikaten ekonomik olarak 8, ben belki biraz daha çıkartırım. Niye? Geldiği dönemlerde maddi olarak sıkıntılar içerisinde olan bir Fenerbahçe takımı da vardı. Bir de bu oyuncuları X transfer etmek de çok kolay bir iş değil. Bu oyuncularlığı transfer edip de bu oyuncuların bütçesini dengelemek de çok kolay işler değil. Sportif olarak zaten kaç sene oldu? 2 sene, 3 sene mi oldu Ali Koç geldiğinden ama beri? Ama düşünce olarak yanlış, 3 sene oldu hocam. Düşünce olarak yanlış şeyler yapmadı. Düşünce olarak doğru. Yani sportif direktörlük yapısı, kurumsallaşma, çok daha farklı vizyon anlayışı, işte Portekiz modeli demesi, ekolü demesi, onların gibi üretip satması, bunlar hepsi doğru şeylerdi 3 sene önce geldiğinde. Ama futbolda, yani futbol idareciliğinde de böyle sıkıntılar oluyor. Saha içi sonuçları kötü olunca bunlar da sekteye uğruyor hocam. Yoksa düşünce olarak mesela Emre Belezoğlu ile devam eder misin sen? Yani. Şimdi Fenerbahçe, Emre Belezoğlu'nun performansı 7 hafta mı Serdar? 9 hafta mı? 7 galibiyet mi aldı? Aslında ona kötü bir performans diyebiliriz, diyemeyiz. Değil, değil. Ama Sivas maçıyla beraber herhalde Ali Başkan'ın da öyle bir kırgınlığı mı oldu? Yani ama devam edilebilir bak, miydi? İbrahim Hoca, artık Almanya'daki hoca yaş ortalamalarını görüyorsun. Artık yani öyle genç hocalara şans veriyorlar ki bazen. Hani biz diyoruz ki bir İstanbul dışı kulüpleri bir çalıştırsın, bir gelsin falan. Yok. Bazen futbolu bırakır bırakmaz. Hani tamam diploması var, o su var, bu su var. Takım çalıştırabilirsin. O tecrübe, o deneyim oluyor zaten büyük takımlarda oynadığında. Bunu görebiliriz. Şimdi Emre Hoca'yla da devam etme mantığı, hani kararını alsalardı ben doğru karar derdim. Ben hocam de sence ya, devam de etmeli de miydi Fenerbahçe? Bence devam edebilirdi. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlarımız şöyle bir Emre'nin istatistiğine bakmak lazım. 9 hafta mı, 7 hafta mı? Herhalde bir bayağı bir galibiyet ya aldı hocam, ya. Hocam istatistik evet, iyi de. Şimdi buradaki tek Sivasspor bir mağlubiyet. Evet, bir mağlubiyet. 10 kişiyle Alanya'da berabere kaldı. Hatta daha mağlup bitirebilir diye konuşuyorduk işte, Sivas maçına kadar. Tamam da şimdi Serdar, genç, bir havayı da getirmişti takımı. Genç oyuncular diyoruz, bulalım diyoruz. Emre Belezoğlu geldi Fenerbahçe'ye bir kimlik kazandırmaya başlamıştı aslında. Yani devam edilebilir miydi? Ben devam edilse ben de katılıyorum sana, hayır demem. Emre camiayı tanıdı, oyuncuları tanıdı. Burada çoğu oyuncu da onunla ilgili de olumlu anlamda düşüncesi olduğuna inanıyorum ben. Ben yani şey de diyebilirim. Yani mesela Emre Hoca'yla devam etmemek doğru bir karar mı? Ya bardağın neresinden baktığın önemli. Eğer devam etmeyeceksen niye getirttin? O zaman Erol Hoca ile devam etmeliydi. Abi şimdi sezonu tamamlamak önemli. Bak gerçekten çok önemli. Bence. Ya Emre Hoca biraz daha süreç devam etseydi daha puan tablosunda en azından ya da daha erken puan barajını işte Beşiktaş maçından önce mesela. Emre Hoca. Emre evet, evet işte onu daha diyorum. Biraz olsaydı daha puan barajını arttırabilirdi Fenerbahçe'de. Yalnız ben Emre Belezoğlu ile devam edilmesi gerekiyordu. Bir de Emre Belezoğlu sportif direktörlükten hocalığa geçtiği zaman 9 haftalık süre içerisinde takıma az çok bir şeyler vermişken hani yeni gelen yabancı hocanın yanında dediğin zaman Emre de kendisine yakışanı yaptı. Niye kalayım orada? Öyle bir şey. Tabii. Öyle bir teklif de doğru bir teklif. O zaten hiç beklenmiyordu. Ya tabii ki yani bir kravat, bir eşofman yani, olmaz. Evet. Evet doğru. Yani en sene, başta hiç tabii, eş olman gibi. Ben bana onu sorduklarında ben şimdi bir dahaki sezon acaba kravatlı Emre Belezoğlu mu göreceğim yoksa eşofmanlı mı? Şimdi eşofmanı giyeyim. Çıkar bir kravatı giy. İki ay sonra hadi dur yeniden eşofmanları giyeyim. Böyle olmaz. Peki yine konuşacağız bu konuları. Bir ben kimim yapalım. Heh. Hocam ben, seversin sen. Hocamın önünden telefonu alayım. Ya, dur, geçen sefer beni öyle yendi abi. Kafa zaten saat 2 oldu. Dur bakayım. Hadi sor bakayım. Sor. Evet tamam. Geldi bile. İbrahim Üzülmez'le.